Günümüzden 3000 yıl önce bu eşsiz coğrafyada hüküm süren başkenti Halikarnassos, Bodrum olan antik çağın 7 harikasından birini, mozaleyi bizlere miras bırakan, tarihin babası Herodot'u, Karya Kralı Mausolos'u, dünyanın ilk kadın amiralleri 1. ve 2. Artemisia'yı yetiştiren bu bölgenin ilk yerleşik halkı Karya uygarlığını tanıtmak, araştırmak, korumak için Kutam gönüllüleri olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Bodrum Belediyesi ile birlikte Genç Karyalılar Projesi'nde el ele verdik. Amacımız, geleceğin tarihçilerinin, arkeologlarının, bilim ve iş insanlarının Karya uygarlığını, başkenti Bodrum'u dünyaya tanıtan Halikarnas balıkçısını daha yakından tanıması, tanıdıkça sevmesi ve sahiplenmesi ve bu eşsiz mirası koruyarak sonraki kuşaklara aktarması. Gelin hep birlikte Bodrum'da bir geziye çıkalım ve 11 tarihi eseri, eşsiz kültürel mirası genç Karyalılardan dinleyelim. Başkanım merhaba, ben Belinay, 11 yaşındayım, Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisiyim. Merhaba Belinay, ben de Ahmet, ben de Cumhuriyet İlkokulu mezunuyum. Merhaba, ben Erin, 13 yaşındayım, Bahçeşehir Koleji öğrencisiyim. Erin merhaba, çok memnun oldum, hoş geldin. Ben Doğa, 13 yaşındayım, Fen Bilimleri Okulu. Çok memnun oldum Doğa, benim ismim de Ahmet, benim de Doğa adında bir kızım var. Bodrum'da yaşayan ve eğitim gören şanslı çocuklar olarak Etrafımızı çevreleyen eşsiz tarihimizi biraz daha tanıtmak için 10 arkadaşımla bir araya geldik. Karya uygarlığından 10 önemli tarih eseri tanıtmak üzere Genç Karyalılar adında bir proje başlattık. Projenize bayıldım. Sizleri kutluyorum arkadaşlar. Ben sizin için ne yapabilirim? Arkadaşlarımızla en ünlü tarih eserleri gezdik. Bu eserler hakkında arkeologlardan ve rehberlerden bilgi aldık. Öğrendiklerimizi tanıtım videosu çektik. Ben projenize bayıldım. Özellikle sizlerin Bodrum'un tarihi ve kültürüyle ilgilenmesi benim de çok ilgimi çekti. Sizi sonuna kadar destekliyorum. Ve bir kentin başına gelebilecek en güzel şey onun anlatılmasıdır. Tarihle kurduğumuz bağ bizi geleceğe taşıyacaktır. Ve bu topraklara, bu coğrafyaya sahip çıkmamızın yolunu açacaktır diye düşünüyorum. O yüzden tekrar sizleri kutluyorum. Gezilecek, öğrenilecek çok yer var. Okulumuzda da bu videoyu arkadaşlarımızla paylaşacağız. Daha çok çocuğun kültürel mirasımıza ve arkeolojiye ilgi duymasını sağlayacağımıza inanıyoruz. Şimdiden arkeolog olmak isteyen arkadaşlarımız var. Aslında benim de hedefim ortaokuldayken bir arkeolog olmaktı. Ama onu gerçekleştiremedim. Mazolyum'un sokağında doğdum ve büyüdüm. Ve o yüzden benim de arkeolojiye ve tarihe ilgim her zaman çok fazla oldu. Bu durumda arkadaşlar, özellikle tarihle olan bağınızı ve ilginizi gördüm. Ben de sizi Bodrum'un genç Karyalıları ilan ediyorum. Bu görev için çok heyecanlıyız. Bugünden sonra sizler bizim kültürel mirasımızı koruma ve anlatma için elçilerimiz olacaksınız. Göreve de hemen başlıyorsunuz. Bodrum'u da sever misin? Ağaçların pek çoğunu sen dikmişsin. Kitapları yazmışsın. Karya anlatmışsın. Arkadaşlarını Bodrum'a çağırmışsın. Onlar da kendi arkadaşlarını Bodrum'a çağırmış. Tekneleri binmişsiniz. Masmavi sularda gezmişsiniz. Ben seni çok seviyorum. Uyurken gene uğrama gel, olur mu? Arkadaşlarım, çok heyecanlanıyorum buraya gelince. Tarih canlanıp karşıma dikiliyor. Büyük İskender milattan önce 334'te de ne çok çabalamış Halikarnas'ı almak için. Karya halkı da çok direnç göstermiş ona. İskender şehre bugünkü yokuş başındaki doğu kapısından girmek istemiş. Ne yazık ki hiç izi yok bugün. Giremeyince de dağlardan Mindos kapısına yönelmiş. Karyalılar da boş durmamış tabii, bu hendeyi kazmışlar. İki kuleli avlulu kapıdan içeriye, şehre giremesin diye. İskender tam 3 ay şehri kuşatmış. Halk çok kıtlık çekmiş, direnmiş.
Ama sonunda yenilmiş bu 22 yaşındaki genç adama. İskender şehri alınca demiş ki, her şeyi yakıp yıkın da dokunmayın mazeleye. Kıyamamış o güzelim anıt mezara. Surlar dahil şehir yerle bir edilmiş. Ama bu kapı miras kalmış bizlere, koruyalım diye. Başlıyor. Tepeden Kaplan Kaya dolaşarak Bardakçı sırtlarına, orada da Bindos kapısına kadar uzanıyor. Sonra ana yola aşıp tiyatronun arkasından Göktepe'ye geliyor. Ama daha kazılmadı oralar. Surlar çok güçlü. Tam 6,5 kilometre. Üzerinde 4 kale, 40 da kule var. Kral Maul Solos yaptırmış onları da. Surlar tiyatronun arkasından dolanarak tepeleri aşarak Marmara Oteli'ni oradan yokuş başına geliyor. Yani bugün hiç izi olmayan batı kapısına. Oradan da kalenin olduğu yere, denize. Sanki bir yarım daire gibi. Işıklandırılacakmış şimdi. Ah ne şanslıyız, iyi ki yaşıyoruz bu güzel kentte.